üzere. Önce Şenengil'i soracağız. Çok özür dilerim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94. yıl kutlama törenlerine hepiniz hoş geldiniz. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Merhaba. Değerli katılımcılar, 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatıp 29 Ekim 1923 tarihinde de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Halk kendi kendisini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu yönetimde yurttaşların, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin, ailelerin, devlet yönetimi, sınıfların, kişilerin, ailelerin ve bir zümrenin eline asla bırakılamaz. Milletin bütün bireyleri yönetime katılır ve söz sahibi olur. Çünkü Cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir. Cumhuriyetin en büyük erdemi Türk toplumunu umut olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükseltmesidir. Ulusumuz Cumhuriyet'le birlikte ulusal bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş, uygar ülke olma yolunda layık, demokratik cumhuriyet rejimiyle kat ettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 94 yıllık öyküsü bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti layık ve demokratik anlayıştan taviz vermeden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği uygarlık yolunda hızla ilerlemelidir. Buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yeter ki bizler Atatürk'ün mirası olan bilimsel ve akılcı yoldan ayrılmayalım. Hak, hürriyetlerden yoksul toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. Bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır.